Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda Hikaru Nakamura var ve siyahlarda bizden biri. 1800 reytinge sahip bir Türk oynuyor ve Hikaru Nakamura'ya karşı 3200 reytingli bir oyuncuya karşı bakalım neler yapacak. Şimdi konuma baktığımızda bir kere beyazların kale eksik, siyahların da fil eksik olduğunu görüyoruz. Bu nasıl gerçekleşti? Oyun buradan başladı bu arada, onu söyleyebiliriz. Burada başladı ve Hikaru Nakamura bu konumu kurdu ve öyle istek attı aslında. Canlı yayında böyle oynamak istedi ve zaten bu varyantın nasıl gelebileceğini tahmin edebiliyoruz. Beyazlar A4 oynamışlar, siyahlar E5 oynamışlar, kale A3'e gitmiş ve fille beraber siyahlar fil çarpı A3 alıp devamında ise Hikaru Nakamura at çarpı A3 ile oyuna devam ediyor. Tabii ki böyle hamleler hiç yapılmadı. Sadece bu konum kuruldu ve sonrasında başladı. Hikaru Nakamura'nın da amacı tabii ki reyting olarak çok çok üstün olduğu bir rakibe karşı kaleye fil eksik başlamak ve bakalım bunun devamında neler göreceğiz. At çarpı A3'ten sonra siyahlar at F6 ile gelişimine devam ettiler. Beyazlar burada B3 oynuyor. B3'ten sonra amaç fili B2'ye çıkmak ve E5'e baskı yapmak. Siyahlar çok akıllıca D5 oynadılar ve hemen merkezi ele geçirdiler. Ve D5'ten sonra da beyazlar daha sakin oynuyor ve E3 hamlesini getirdi. Şimdi E3'ten sonra burada siyahların ufak bir yanlışlığı var C6 ile beraber. Aslında buna bilgisayar belki yanlışlık diyor ama biz burada konumu kurmak istiyoruz tabii ki. Burada E5 D5'i destekleyen bir C6 var. Burada fil bir yere gidecek ve at D7'den sonra E5'i destekler vaziyette kalacak. O yüzden herhangi bir sorun yok tabii ki. C6'dan sonra beyazlar H3 oynamayı tercih ettiler. Çünkü bu filin çıkmasını istemiyor. Fil eğer G4'de rahatça çıkabilirse at D7'de de çok güzel oturacak. O yüzden filin çıkamamasını sağlamaya çalışıyor. Ve devamında at D7'yi siz E5'i korumak için oynarsanız fil içeride kalmış olacak. O yüzden burada tabii ki bunlara dikkat etmek lazım. Siyahlar kısa rok hamlesini oynadılar ve G3 hamlesinden sonra da beyazlar burada fil G2 oynuyorlar. Yine buna çok fazla büyük bir yanlışlık diyemeyiz ama siyahları tabii ki belli bir üstünlüğü devam ettiren bir hamle. Tabii ki beyazlar sakince fili B2'ye, sakince fili G2'ye koymak istiyor ve yavaş yavaş sonrasında piyon sürüşlerine karar verecek. Çünkü siyahlar taşları kesmeyi başarabilirse, bütün taşları eşit bir şekilde keserse oyun sonunda çok rahat bir şekilde kazanacak. Dolayısıyla beyazların sakin davranması gerekiyor. Kale E8 hamlesi oynandı. Fil G2'den sonra at BD7 oynanıyor. At E2'den sonra at F8 ve çok akıllıca bir hamle yaptı aslında. Atı D7'ye getirmişti ama filin çaprazını kapatıyordu. O yüzden atı F8'e attı. Sonrasında da at G6 ile beraber E5'i öyle savunacak. D3 hamlesi B6'dan sonra şimdi kısa rok ve devamında ise siyahlar A5 oynadılar. Siyahlar gördüğüm kadarıyla bu oyunu kazanmak pek istemiyorlar. Ya da şöyle diyorlar: oyunu kazanacaksam da oyun sonunda kazanacağım. Burada her şeyi kilitledim. Beyazlar hiçbir şey yapamayacaklar ve burada merkezde bir eğer açma girişiminde bulunursa beyazlar zaten ben kale üstün kalacağım ama eğer açmazsa ben merkezde böyle duruyorum. Vezir kanadını kapattım ve ne yapacak burada diyor. Şimdi buradaki A5 hamlesinden sonra fil B2 ile beraber E5'e baskı yapıldı. Çok bir sorun yok çünkü kale ile beraber orayı tutuyoruz ve devamında fil A6 hamlesi geldi. Fil A6'dan sonra bu çaprazda çok güzel bir şekilde yerleştirdi. Belki ilerleyen zamanlarda E4 hamlesi gelebilir ama şu anda çok bir sıkıntı yok zaten. Fil A6'dan sonra C4 ile beraber o çaprazı kapattı. At G6 ile beraber E5 desteklenmiş oldu ve vezir C2'den sonra da kale C8. Yani olur da sen burayı bir şekilde aç çalışırsan karşına kale gelecek diyor. Siyahlar çok akıllıca oynadılar burayı ve sürede kaybetmiyorlar dikkat ederseniz. O yüzden burada 30 saniye harcayarak her iki tarafta 12 hamle yapmış oldu. Kale C8'den sonra at B1. Şimdi artık bu atı C3 ile beraber D5'e baskı yapabilecek bir tarafa getirecek. Belki ilerleyen zamanlarda E4'de de bu at baskı yapabilecek tabii ki. Vezir D6 hamlesi geldi. At C3'ten sonra siyahlar burada ufak bir aslında o numaraya gelmiş oluyorlar ve D4 sürüyorlar. Şimdi D4 o kadar yanlış bir hamle değil ama burada bekleyebilirdiniz. Siyahlar bekleyecek. Zaten beyazlar kazanmaya çalışacaktı bu oyunu. Ama D4 ile birlikte artık beyazlara bir soru soruyorsunuz burada. Beyazlar E çarpı D4 hamlesiyle devam ettiler.
E çarpı D4'ten sonra da at E4. Aslında anlıyoruz ki siyahların amaçlarından bir tanesi burada olabildiğince taş kesmekti ki onu başarıyorlar. At çarpı E4 ve fil çarpı E4'ten sonra bir de C5 hamlesi geldi. Siyahlar burayı sabitlediler ve kale ile beraber E hattına da sahipler. D4 de çok güzel duruyor aslında. Fili belki C1'den ilerleyen zamanlarda bir yerlere atabiliyorsunuz ama şu konuma baktığımız zaman aslında siyahların hiçbir problemi kalmadı ve F4 hamlesi geldikten sonra burada çok sinsi bir hamle yapıyor siyahlar ve o Türk oyuncu kale C7 hamlesini oynuyor ve kale C7'den sonra amaç hem kaleyi E7'ye getirmek hem de fil B7 ile beraber bu güçlü fili kestikten sonra oyun sonunda kaleye fil kalacak. O yüzden hiçbir problem yok. F5 hamlesi geldi. F5'ten sonra at çok güzel bir E5 karesine konuldu. Sadece dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi burada F6'dan sonra buralar paramparça olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. At E5'ten sonra at F4 hamlesi geldi. Tabii ki atın D5'e bakması açısından hem de tabii ki bu vezirin E2'den buralara aktarılıp atın burada iş yapması açısından önemli ama hala değerlendirmeye baktığımızda siyahlar tabii ki üstün durumdalar. At F4'ten sonra artık o plan sonuna kadar devam edecek. Fil B7 ile beraber taşları kesmek istiyor. Açıkçası beyazda oynamak artık çok daha zor. Çünkü bütün taşları kesen bir siyah ve inatla oyunu ya beraberliğe götürmeye çalışıyor siyah ya da işte oynamaya devam edersen ben bu oyunu zaten kazanacağım diyor. Fil çarpı F7, fil çarpı B7 özür dilerim. Kale çarpı B7 ve fil C1 ile beraber bu fili artık etkin bir konuma getirmek istiyor. Ve aynı zamanda tabii ki bu atın dönüp E3'e gelmesi de tehlikeli olacak. O yüzden at C6 ile beraber burada siyahlar da at B4'ü kovalamak istiyor. Hem D3'e baskı hem de at C2'den at E3'e ilerleyen zamanlarda oturabilir. Vezir G2 geldi. Şimdi vezir G2'den sonra tabii ki dikkatli olmak lazım. At B4'ten sonra burada vezir B7 alırdı. O yüzden kale B7 ve konuma baktığımızda siyahlar hem at B4 ile beraber D3'e bakmaya devam edecek hem de E hattını sonuna kadar ele geçirdi. Sadece burada sıkıntılardan bir tanesi bir ara F6 oynanılabilir. Belki burada yani şu an F6 oynayabilir. Vezir F6'dan sonra at D5'ler olabilir. Ama ona girmek istemiyor beyazlar. Ve taş kesmek istemiyorlar. Beraberlik istemiyorlar. Öncelikle bir at D5 baktı. At D5'ten sonra burada F6'yı düşünecek muhtemelen. Kale E2 ile beraber siyahlar konumunu geliştiriyorlar. Vezir F3'ten sonra artık siyahların konumu neredeyse tamamen kazanç. At B4 ile beraber D3'e bakılıyor. Ve fil F4'ten sonra artık vezir istekte kaldı. Vezir D8'e döndü. Çok güzel ve siyahlar hala kazanç konumdalar. At C7 ile birlikte burada ilginç bir soru soruluyor tabii ki. At çarpı E8 alacağım burada ve devamında da konum artık benim istediğim bir yere en azından beraberliğe gidebilir diyor. Beyazlar burada kazanmayı hiç düşünmüyorlardır artık. Çünkü siyahlar çok akıllıca oynadılar. Tekrardan süreye bakalım. 1 dakika 14 saniye var. Siyahlar da birazcık daha hızlanmaları lazım. Hikaru'nun da 2 dakikası var. Şimdi at C7'den sonra bence kötü olmayan bir kale E7 hamlesi var. Çünkü bir soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer hiçbir şey yapmazsam bak kale C7 gibi bir şeyler yapabilirim ama dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi eğer kale C7 alırsanız fil C7'den önce burada vezirin E2'ye aldığı bir hamle var. O yüzden mutlaka ve mutlaka kale C7 alırken buradaki kalenin boşta olmadığına dikkat etmek lazım. Kale E7'nin ardından burada F6 hamlesi oynanıyor ve beyazlar burada atak yapmak istiyorlar. F6'dan sonra harika bir hamle. Gerçekten oyundaki tek güzel ve tek doğru hamleyi buluyor burada siyahlar ve kale E3 bırakıyorlar. İnanılmaz gerçekten. Çünkü kale E3'ten sonra artık buradaki fili değiştiğiniz zaman hem burası istekte kalacak hem de buralarda atın D3'ü alması, kalenin buraya tekrar gelip D3'e basması ve devamında ise burada muhtemelen siyahların zaferini konuşurduk. O yüzden fil çarpı E3 alınmıyor burada. Burada vezir G4 ile beraber mat istemeye devam edecek aslında. Çünkü vezir G4'ten sonra hem burada bir G7'den mat istiyorsunuz hem de vezirin buraya aldığı varyantlarda da dikkat ederseniz vezir C8 gibi bir durum var. O yüzden burası çok çok zor siyahları hesaplaması ama G6 hamlesini yani süreye dikkat ederseniz 40 saniyede 40 küsür saniyede hesaplıyor ve bunu oynadıktan sonra artık konumda yani konumu kurtaracak belki siyahlar kazanıyorlar ama konumu kurtaracak zamanımız kalmadı. G6'dan sonra fil çarpı E3 alındı.
Şimdi kale çarpı e3 oynanıyor ve at d5'e gittikten sonra at çarpı d5. Bence bu yanlış da değil. C çarpı d5'ten sonra konuma baktığımızda konum hala bize kazanç. Siyahlar 5 saniyede bu konumu kazanabilirler mi? O tabii ki tam olarak belli değil. Ve dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, eğer vezir d5 alırsanız burada vezir c8'den sonra mat oluyor. Şu an gidebilecek bir yeri yok. O yüzden önce bir tane h5 oynayıp sonrasında bu piyonun peşine gitmek gerekirdi. Ama onun için süre yok. Ve siyahlar burada o kadar güzel oynadı. Yani bu oyunu maalesef vezir d5 ile beraber vezir c8'in ardından mat olarak tamamlıyor. Ve çok güzel oynanılan bir oyun. Böyle bir tabii ki hem süre baskısıyla beraber bu hatayla beraber maalesef bitiyor vezir d5'ten sonra vezir c8'e mecburen. Önce vezir d8 kapatacaksınız, alacak. Kale e8'den sonra onu da alacak ve mata çözüm yok burada. Hikaru Nakamura kazanıyor ama 1800 reytinge sahip bu Türk oyuncu da gayet iyi oynamış. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tekrar bu ekranlarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.